Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Varisleri konuşacağız. Gerçekten birçok kişinin sıkıntısı, birçok halkın kulaktan kulağa söylediği şeyler var. Onlara biraz açıklık getirmek istiyoruz. Doğrusu operatör doktor Çiğdem acil konuğumuz. Merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten toplumda çok konuşulan, merak edilen konulardan bir tanesi varisleri konuşacağız sizinle bugün. Ama ondan önce bir kariyer geçmiş almak isterim hocam sizden. Merhabalar. Ben Operatör Doktor Çiğdem Acil. 22 yıllık hekimim. 2009 yılında kalp damar cerrahisi unvanını aldım. Daha sonra üniversiteden ayrılarak çeşitli kurumlarda uzman olarak çalıştım. Kısa bir süredir de kendi özel muayenehanemde İstanbul'da serbest hekimlik yapıyorum. İlgi alanlarım damar cerrahisi ve varis. Varisin özellikle estetik tedavisi konusunda hastalarıma hizmet vermeye çalışıyorum. Peki hocam, varis nedirle başlayalım? Şimdi varis en basit tanımıyla toplar damarların genişlemesi hastalığı. Damarlar genişleyip kıvrılarak normal fonksiyonlarını yapamaz hale geldiklerinde biz onları artık varisleşmiş olarak kabul ediyoruz ve tedavi etmeye başlıyoruz. Toplar damarlar yani venler varisleşebiliyor. Varis vücudun her yerinde olabiliyor ancak en sık görüldüğü yerler bacaklarımız. Çünkü biliyorsunuz bacaklarımızın içerisindeki toplar damarlar dokularda kirlenen kanı kalbe taşımakla yükümlü. Ama bunu aşağıdan yukarıya doğru işte yer çekimine karşı olarak yapmak durumundalar. Bunu yaparken de içerisinde bulunan bir takım kapakçık sistemlerinden yardım alıyorlar. Yani aşağıdan yukarı giden kan tekrar aşağıya doğru yönlenmesin yer çekiminin etkisiyle diye içerisinde valvül dediğimiz tıbbi ismi küçük kapakçık sistemleri var. Bunlar normalde kan pompalandığında kapanıyor ve geri kaçak olmuyor. Ama damar genişleyip hastalandığında, varisleştiğinde geri kaçak yani reflü dediğimiz, venöz reflü dediğimiz hadise başlamış oluyor. Aynı nasıl mide reflüsü tabir edilir. Hani olmaması gereken bir sıvının yukarı çıkması. Burada da aynı şekilde ters yöne bir kan akışından bahsediyoruz. Başlangıçta sadece bir estetik kusur gibi algılanabilir ama zaman geçtikçe ciddi bir damar hastalığı haline döner ve başka sorunları da beraberinde getireceği için mutlaka tedavi edilmelidir. Peki neden oluşur derken hocam şunları da sormak isterim. Bazı böyle hep söylerler ya işte yok ayakta durmaktan işte çok Evet, yürümekten evet. gibi gibi var mıdır öyle bir Evet, sonucu? tabii şöyle varisin en önemli etkeni aslında genetiktir. Kalıtsal olarak geçer. Özellikle anne genetiği çok önemlidir. Anneden, teyzeden çocuklarına geçer. Birkaç nesil de olabilir. İlla birinci derece akraba olması gerekmez. Yani birinci neden genetik. Onun arkasından kadın cinsiyet, hamilelik yani gebelik süreci varisi çok tetikliyor. Aşırı kilolar. Ondan sonra da mesleki nedenler. Ayakta çok kalmayı gerektiren, işte sabit bir makinenin başında çalışan bir işçiyi düşünün veya işte güvenlik kulübesinde bütün gün ayakta duran bir güvenlik görevlisini düşünün. İşte saç kesen bir berberi düşünün, ders anlatan bir öğretmeni düşünün. Yani dar bir alanda, hani yürüyüş bile olamayacak kadar sabit pozisyonda bir kişi ayakta çalışıyorsa veya sabit olarak ofiste uzun süreli oturuyorsa, bacak kas pompalarını hiç çalıştırmadan sabit bir pozisyonda çalışması gerekiyorsa yıllar içerisinde varis oluşur. Hele bir de bu kişinin genetik yatkınlığı varsa varis oluşma ihtimali kat kat Kaçınılmaz. artar. Evet. Peki hocam toplumda ne sık görülür? Mesela eskiden daha az rastlanıp şu an daha mı çok var mı böyle araştırmalar? Yani geçmişle kıyaslayan araştırma yok diyebiliriz aslında ama şöyle görünür hale gelmesi. Çünkü tanı yöntemlerinin artması ile Doppler ultrason altın standarttır variste. İşte hastanın hekime ulaşmasının kolaylaşması vesaire bunlar tabii varisin tespitini çoğaltıyor. Ancak tabii günümüzde obezite büyük bir sorun. Varisi de obezite tetikliyor. Dolayısıyla kilo artışına bağlı varis görülme sıklığı artmıştır diyebiliriz. Bir de tabii ofis çalışma koşulları vesaire hani insanların daha fazla hareketsiz hayata yönelmeleri eskiye nazaran daha sedanter dediğimiz daha az hareket içeren bir gün yaşamaları varis için tabii ki olumsuz bir risk faktörü. Değil mi? Peki tedavi yöntemlerini konuşursak Evet. neler var tedavi yöntemi olarak? Neler Şimdi öngörüyorsunuz? önceden sadece ameliyatla tedavi edilirdi. Klasik cerrahi yöntem varisleşen damarın çıkarılması şeklindeydi. Hatta çok daha önce, şimdi kalp damar cerrahları tarafından tedavi ediliyor ama
Önceki yıllarda bizim uzmanlık alanımız çok yaygın olmadığı için ülkede veya olanlar sadece kalp cerrahisine yöneldikleri için damar cerrahisi uzmanları genel cerrahlar arasından da olabiliyormuş. Yurt dışında da bu şekilde var örnekleri. Genel cerrahi uzmanları da genelde varis paketi dediğimiz artık dışarı böyle çıkıntı yapacak şekilde oluşmuş varislerin çıkarılması şeklinde bir tedavi yöntemi izlemişler. Ama asıl sorun daha altta yatan, o damarda kaçak oluşturan noktanın Doppler ultrasonla tespit edilip o noktanın kapatılması. Çünkü kaçağı siz kapatmazsanız dışarıdan oluşan varis paketlerini istediğiniz kadar alın veya onları biraz sonra bahsedeceğim çeşitli işte yapıştırma yöntemleriyle falan kapatın. Kök kapatılmadıktan, sorun devam ettikten sonra varis tekrar oluşur. Bu yüzden kalp damar cerrahlarının yaptığı asıl müdahale burada sorunu kökünden çözmek. Evet, tekrarlanmaması açısından, evet, değil mi? Evet, çok önemli. Kılcal damarlarda da aynı tedavileri mi uyguluyorsunuz? Evet, şimdi bizim aslında önemli olan burada, tabii kılcal varisler evet önemli, daha çok hanımlar için önemli. O bir estetik kusuru olduğu için onun yok edilmesi önemli. Ama asıl variste kullandığımız tedavi yöntemi yöntemleri geçmişe kıyasla. Hani önceden sadece ameliyatla yapılabiliyordu dedik ya. Şu anda ameliyat yerine geçen bazı girişimsel metotlar var. Bunlar neler? Endovenöz ablasyon dediğimiz, yani damar içi kapatma yöntemleri. Bunu lazer enerjisiyle de yapabiliyoruz. RF ablasyon dediğimiz bir yöntem var. Onunla da yapabiliyoruz. Glue dediğimiz biyokimyasal yapıştırıcılar var. Onlarla da yapabiliyoruz. Bu yöntemlerin hepsi aynı mantık. Varisleşen bir damarın kapatılması ve kaçak noktasına kadar az önce bahsettiğim venöz reflünün sonlandırılması durumu. Biz bunu görüntüleme eşliğinde yapıyoruz. Yani Doppler ultrasonla ameliyathanede bir ultrason cihazımız oluyor. Damarın içini görüntülüyoruz. İnce bir iğne deliğinden biraz daha büyük bir kesi yaparak, yani çok küçük tek dikişle kapatacağımız, hatta ona bile ihtiyaç duymadığımız çoğu zaman bir delikten girerek tamamen uyuşturulmuş bir bacakta, gelen anestezi de gerektirmiyor. Bu yüzden de eski yöntemlere göre çok konforlu. Yaklaşık 30 dakika süren bir işlem. Herhangi bir ağrı, acı hissetmiyor hastamız. Hastanede kalması gerekmiyor. İşlemden sonra hemen aynı gün birkaç saat içerisinde taburcu edebiliyoruz. Oluşan morluklar vesaire ameliyatlara göre, eski ameliyat tekniklerine göre çok çok az, neredeyse yok diyebiliriz. Kök damarı böyle kapatıyoruz. Yan dallar dediğimiz varis paketi, hani o işin görünen yüzü. Onu da küçük kesilerle, mini filebektomi diyoruz. Orada işte geçmiş teki cerrahi tekniklere biraz başvurabiliyoruz. Ama onlar da çok küçük kesilerle, 2-3 milim civarında, tek dikişle, bazen ona bile gerek kalmadan cerrahi striplerimiz var bantlarla. Onlarla yapıştırarak 7 ila 10 gün içerisinde giriş delikleri kapanıyor ve hasta sorunsuz bir şekilde günlük yaşantısına dönüyor. O yara iyileşme sürecinde zaten, hani yara demeyelim de ona, cerrahi kesi iyileşme sürecinde de zaten hasta normal günlük işlerini yapabilir hale geliyor. Yani bizim hastamız bugün tedavi oluyorsa yarın normal sosyal hayatına geri dönebiliyor. Peki şimdi birazcık erkekleri aslında göz önüne alarak soracağım bu soruyu. Evet. Çünkü işte biz devamlı pantolon giydiğimiz için, gözükmediği için çok da rahatsız etmeyebiliyor varisler. Haklısınız. Tedavi edilmezse ne olur? Bari onu söyleyelim. Evet. De. Şimdi çoğu kişi erkeklerde varis olmaz diye düşünüyor. Bir kadın hastalığıdır diye yaygın bir kanı var. Tabii kadınlarda erkeklere göre görülme oranı 3 kat fazla. Tespit edilenler, böyle çalışmalar bunu söylüyor. Şimdi erkeklerde tabii bu biraz daha sinsi ve alttan ilerliyor. Niye? Erkek dediğiniz gibi hani kozmetik sorunları çok o konuda hani kadınlar kadar hassas değil. Ama keşke öyle olmasaydı. Çünkü erkekler bize genelde daha ilerlemiş vakalar olarak geliyorlar. İş çok büyüdüğünde. Şimdi varis tedavi edilmezse ne olur? Şimdi sonuçta bir damar hastalığı olduğunu söyledik. Damar hassas bir konu. Şimdi varisse bozulan damar normal işlemini yapamıyor. Yapamayınca da içinde zaman içerisinde, şimdi genişlemiş bir damar düşünün. İçinde normal kan akışı olmadığını, işte göllenen kanı düşünün. Zaman içerisinde pıhtıya yatkınlık durumu söz konusu oluyor. Pıhtı da nasıl bir şey? Biz hekimlerin belki de en çok çekindiği konulardan bir tanesi. Yani size işin ciddiyetini anlatmak için şöyle rakamlar verebilirim. Şimdi dünyada bir yılda 50 milyon kişi ölüyor. Tüm dünyada. Bütün rakamlar böyle. Ortalama 50 milyon civarında insan ölüyor. Bunların yarısı pıhtı nedeniyle ölüyor. Pıhtı gittiği organa göre hastalığın ismi değişiyor. Yani eğer koroner damarları tıkıyorsa kalp damarlarını, bunun adı kalp krizi oluyor. Beyne pıhtı attıysa beyin damar hastalığı oluyor. Derin venlerimize, bacak toplar damarlarımıza pıhtı oluştuysa bu derin ven trombozu oluyor.
Derin ven trombozu da akciğer embolisiyle direkt ilişkili. Yani bacak toplar damarımızda oluşan bir pıhtı zamanla akciğeri hareket edip orayı tıkayabiliyor. Ve akciğer embolisi de çok ciddi bir rahatsızlık, hayati tehdit oluşturuyor. Şimdi dünyada 50 milyon kişi bir yılda ortalama olarak hayatını çeşitli nedenlerden dolayı kaybediyor demiştik ya. Bunun 18 milyonu kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. 6 milyonu beyin damar hastalıkları, beyine pıhtı atması sonucu hayatını kaybediyor. 3 milyon kadarı da derin ven trombozu ve ilişkili olduğu akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybediyor. Ve varis de tedavi edilmediğinde maalesef pıhtıya zemin hazırlayan bir duruma yol açıyor. Bu yüzden hiç o aşamalara gelmeden önce tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, çok önemli. Her hastalığın erken teşhisi gerçekten çok önemli. Peki komplikasyonlar nelerdir hocam? Varisin birinci komplikasyonu bahsettiğimiz gibi pıhtı oluşabilir, derin ven trombozu oluşabilir. Hiç sevmediğimiz bir durum. Yüzeyel venlerde yani yüzeyel toplar damarlarda olursa tromboflebit diyoruz. Tromboflebit derin ven trombozuna göre biraz daha az korktuğumuz bir durum diyelim ama o da çok nahoş. Çünkü ağrılı, kızarık, damar şişlikleri şeklinde oluyor. İlaç tedavisi gerektiriyor ve uzun dönem tedavisi sürüyor. Eğer tabii cilt işini varisin dereceleri şöyle 1'den 6'ya kadar bir klinik evreleme yapıyor hekimler biraz daha hastaları kolay takip edebilmek için ve varisin evresine göre de tedavi yöntemlerimiz değişiyor. İlk evre bu kılcal varisleri gördüğümüz o estetik kusur evresi onu biz çeşitli lazer yöntemleri ya da köpük tedavisiyle halledebiliyoruz. Muayenehane koşullarında yapılıyor hastane koşullarına dair gerek duymadan seanslar şeklinde yapıyoruz. Kalıcı ve kesin bir yöntem. Ama tabii bir bölgedeki kılcal tedavinin yapılması başka bir yerde yeni bir damar oluşumu olmayacağı anlamına gelmiyor. Kişi eğer mesleki açıdan ayakta çalışmayı sürdürüyorsa, bir de unutmadan söyleyeyim işte topuklu ayakkabı kullanımı, dar giysiler, beli sıkan streç tarzı lastikli kıyafetler varis oluşumunu artırıyor. Dolaşımı hiçbir şekilde engellememek gerekiyor. Bu yüzden hani günlük yaşamda dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Biraz daha ilerlediğinde yani ikinci evreden itibaren varis oluşmaya başlıyor ve bizim artık o endovenöz ablasyon az önce bahsettiğim girişimsel yöntemlerle tedavi yapmamız gerekiyor. Lazer, RF ve biyolojik yapıştırıcılarla kapatma, damar kapatma işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bunlar ameliyathane koşullarında yapılıyor. Ama dediğim gibi kısa sürede taburcu ettiğimiz işte yaklaşık 30 dakika süren kısa işlemler bunlar. Oldukça konforlu hem hasta hem hekim açısından. Çok yüz güldürücü. Son yıllarda zaten artık klasik cerrahinin yerini tamamen almış durumda diyebiliriz. Evet, insanlar teknoloji geliştikçe evet. Birazcık kaçıyorlar. Evet, ama zamanında ameliyat edilmeyen hastalarda bu sefer hani 6. dereceye kadar dedik ya, 4. 5. evreler gündeme geliyor. Bunlar neler? Artık bacakta cilt değişiklikleri başlıyor, bacak rengi koyulaşıyor, cilt kalınlaşıyor, kabalaşıyor ve yer yer venöz ülser diye tabir ettiğimiz açık yaralar dahi çıkabiliyor. Ve venöz ülserler tedavisi en güç yaralar. Çünkü altta yatan bir dolaşım problemi var ve ilerlemiş bir dolaşım sorunu bu. Tedavisi artık o bizim uyguladığımız yöntemler de yetersiz kalabiliyor. Venöz ülser fazına gelmeden hastamızın çok daha önceden başvurması gerekiyor. Ve venöz ülser fazı benim klinik tecrübeme dayanarak söyleyebilirim. Genelde erkeklerde karşılaştığım bir durum. Çünkü erkekler az önce bahsettiğiniz gibi sizin de tedaviye geç başvuruyorlar. Yani doktora geliş dönemleri maalesef ileri aşamaları 4. 5. evreden sonra olabiliyor. Bu konuya da dikkat çekmek evet, isterim. Evet, kesinlikle erkekler biraz daha böyle şeyleri maalesef ki geri plana atabiliyorlar. Peki en sevdiğim yerdeyiz şu anda. Doğru bilinen yanlışlar hocam nelerdir bu tedavilerde? Evet. Şimdi varis konusunda benim hastalarımla da konuşmalarımdan çıkardığım sonucu söyleyeyim size genel olarak. Bir kere hastalar şöyle bir şey düşünceye sahipler. Varis tedavi edilse bile nükseder. Yani bir daha olacaksa ben niye tedavi olayım? Şimdi eski yöntemler biraz bunu düşünmelerine neden olmuş. Evet, daha önce sadece varis pakelerinin alınması ve sorunun kökten çözülmemesi gibi yöntemlere başvurulmuş. Bu yüzden de nükseden durumlar insanlarda böyle yaygın bir kanı oluşmasına neden olmuş. Ama günümüz koşullarında bu geçerli değil. Çünkü modern ve güncel az önce bahsettiğim tedavi yöntemlerinin hepsi başarı oranı %95 ila %98 diyor çalışmalar. Bu ne demek? Yani neredeyse %100'e yakını tam olarak tedavi ediliyor. Nüks oranları oldukça düşük. Yani %5'in üzerine geçmiyor ki 5 yıllık sonuçlar bunlar. Yani tedavinin başarısı zaten tama yakın. 5 yıl sonunda bile %3 ila 5 bildiren çalışmalar var.
Bazı tedaviler evet yinelemek, tekrar etmek gerekebiliyor. En sık karşılaştığım hani doğru bilinen yanlış bu. İkincisi bahsettik az önce erkeklerde görülmez ya da az görülür düşüncesi ama erkeklerde de görülüyor. Onlar için de ciddi bir sorun. Sonuçta bir damar hastalığı her iki cinste de gözükebiliyor. Evet, damar gerçekten çok önemli. Özellikle evet. Pıhtı konusu evet, çok değerli. Evet, o da önemli. Bir de varisin tedavisinin çok zor olduğu konusunda yaygın bir inanış var. O da hiç doğru değil. Son dönemde yaygınlaşan teknolojiyle, yani yıllardır var, son 10 yılda artık klasik cerrahinin yerini alacak şekilde fazla yapılmaya başlandı. Tüm damar cerrahları tarafından hem ülkemizde hem de dünyada. Biz Allah'a şükür ki eş zamanlı olarak dünyayı takip ediyoruz biliyorsun Türk tıbbı. Evet. O şekilde gayet güzel çalışıyor. Bunları söyleyebilirim. Aklıma gelenler bunlar. Endişeye mahal yok diyoruz yani evet, değil mi hocam? Evet. Ama çözümü olan bir durum ve tedavisi lazım. Çok kısa. Tabii ne kadar az ilerlemişse tedavisi o kadar kolay, aldığımız sonuçlar o kadar güzel oluyor. İşi büyütmeden, hani pek çok meselede olduğu gibi işler sarpa sarmadan hekimlerine başvurmalarını öneriyorum hastalarımıza. Evet, kesinlikle. Hem tedavinin performansı açısından, faydası açısından evet, erken evet. müdahale çok önemli. Sağlıkta da maliyetler çok önemli. Evet. Tedaviler biraz zorlaştıkça mecburen uzuyor. Evet. Ekstra görüntülemeler gerekebiliyor haklısınız. Belki de gibi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz nazik vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kariyerinizde de başarılarınızın çok devamında. Mersin. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten damar özellikle çok değerli. Çünkü o dolaşıma hocamızın dediği gibi müdahale etmemek gerekiyor. Çok sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü bütün diğer hastalıkları da emin olun tedavi eden şey o kan dolaşımının sağlıklı olması. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.